Sevgili seyircilerimiz, sıra dışı bir festival deneyimi olan Kapadoks'u konuşuyoruz bugün. Kapadokya'nın olağanüstü coğrafyasıyla büyülü bir atmosferde gerçekleşen Kapadoks bu yıl 19-22 Mayıs tarihlerinde düzenleniyor. Biz de hemen öncesinde festival kapsamındaki çağdaş sanat etkinliklerinin küratörlüğünü üstlenen Fulya Erdemci ve yardımcı küratör sevgili Kevser Güler'le sohbet ediyoruz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Telaşlı bir zamanda. Önce hazırlıklar ne aşamada? Az zaman kaldı. Her şey yolunda mı, öyle sorayım? Her zaman son dakikaya kadar uğraştığımız işler oluyor. Bu yıl biz Kapadokya'nın o eşsiz coğrafyasına çıktık. Yani birçok iş coğrafyada, açık mekanlarda, kamusal alanlarda. Onun için işimiz biraz daha zor. Ama iyi gidiyor. Yani iyi kendi gitmesine, içindeki evet, enerjisi herhalde, evet, heyecanı da bir gereklilik, onu anlayabiliyorum. Gelin bahçemizi ekelim temasından biraz bahsedelim. Dikkat çekici geldi tabii ki ilk anda ve bir felsefesi var. Aslında yaşama dair bir karşı öneri gibi algıladım. Bilmiyorum siz nasıl anlatacaksınız ve çağdaş sanat alanındaki üretim için nasıl bir çıkış noktası oldu bu tema? Aslında gelin bahçemize ekelim. Voltaire'in klasik kitabı Candide'in en son bölümünden bir alıntı. Ve sizin de ve izleyicilerin de düşüneceği gibi bu aslında çok basit, çok temel bir söz. Ama aynı zamanda büyük bir aciliyet de taşıyor. Gelin bahçemize ekelim de gelin aslında ortak hareket etmeye işaret ediyor. Bahçe ve ekip biçme ise daha metaforik anlamları var. Yani bahçe dediğimizde bulunduğumuz yer, içinde bulunduğumuz durum olarak düşünebiliriz. Ekip biçmek ise geleceğe yatırım yapmak gibi bir şey. Biz bunu bu yıl coğrafyaya çıktığımız için sadece metaforik anlamda almıyoruz. Yani hem bahçe hem tarım, en temel öğelere bakıyoruz. Tohumdan tutun toprak ve güneşe kadar. Gerçek anlamıyla da. Evet. Evet. Gerçek anlamıyla da karşılığını bulacak bir coğrafya çünkü. Aynen öyle ve çok ilginç bir yer bulduk. Gerçi Kapadokya'da ilginç yer bulmak zor değil. Kızılçukur isimli Kızıl Vadi'de, işte manzara noktasının orada inanılmaz bir coğrafya parçası bulduk. Hem tarım alanları var, meyve bahçeleri, arıcılık yapılıyor. Ama diğer taraftan da Kapadokya'nın imzası gibi olan 8. yüzyıldan kalma bir kilisesi var, şaraphanesi var, küçük bir şapeli var. Yani aslında bu gelin bahçemize ekelim hem metaforik anlamlar hem de bizzat bu mekanla birlikte de somutlanıyor. Evet, bu farklı bir deneyim olacak. Kevser'e de belki öyle sorabilirim. Tasarım anlamında sizler için de herhalde keşif ve yeni bir deneyim olsa gerek. Mekanları da merak ediyorum. Çünkü bir yandan doğal ortam dolayısıyla hiç de tasarıma ihtiyaç olmayabilir. Ama bir yandan da aslında kendi içinde bir yaratıcılık kaynağı olabilir o doğal mekanlar. Evet. Siz nasıl bir uğraş içine girdiniz? Nasıl bir tasarlama aşaması oldu? Evet, aslında geçen sene başladık çalışmaları. Öyle düşünebiliriz. Geçen seneki sergimiz biraz ilk hislerimizden de kaynaklanarak Kapadokya Çarpması adıyla gerçekleştirdiğimiz bir sergiydi. Ve hakikaten bu olağanüstü coğrafyayı anlama, asla önüne geçmeme, onun aslında beslediği biçimde sanat eserleri, bir sergi düşüncesiyle ortaya çıkmayı hedefledik. Ve bu sene Fulya'nın bahsettiği gibi Kızılçukur öyle bizi çarptı. Kızılçukur'un hakikaten Kapadokya'nın yüzyıllar içinde geliştirdiği yaşam formlarıyla ilgili başka önerileri var. İşte hem bağlar var orada, hem arı kovanlarının olduğu bir bölüm var. Ama asla büyük bir tarım arazisi diyemeyeceğimiz bir yer. Hakikaten küçük ölçekli tarımın yapıldığı bir yer. Dünya da biraz aslında bunları düşünüyor bugün. Yani evet, bu
Çevreyle ilgili mücadeleler her gün biraz daha seslerini duyurur hale geliyor. İşte muhalefet artıyor, tehditler artıyor aynı zamanda. Hmm. Hakikaten doğayla yan yana yaşam ne demek, biraz bunu düşünelim Kapadokya'da diye hayal ettik. Böyle yola çıktık. Burada temel bir husus da doğal alanların korunması. Yani Kapadokya'nın korunması olmalı. Doğru mudur? Kesinlikle. Böyle bir sergi alanı kesinlikle tasarlarken bu gözetiliyor muhakkak. Kesinlikle, kesinlikle. Yani en basit bir heykel yerleştirmesinde bile biz şu anda onun için çalışıyoruz. İnanılmaz mekanizmalar yapıp üstüne toprak koyup falan. Yani gerçekten hani denir ya, bir çivi çakılmıyor. Gerçekten bir çivi çakılmıyor, bir delik açılmıyor. Sanat hakikaten bunu yapmaz, daha korumacıdır. O anlamda da çok ince, hassas bir ayar yapıyoruz. Doğayla sanat iç içe. Aslında belki o açıdan da en başta sormalıydım. Bu farklı bir festival. Bunca etkinliğin, açık hava etkinliğinin, yogadan yürüyüşe, meditasyona, açık hava etkinliğinin yanı sıra müzik var, gastronomi var. Daha birçok böyle sayabileceğim etkinlik var ve hepsi çağdaş sanatla iç içe. Bu da başka bir beslenme ve alışveriş olsa gerek. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Biz bu yıl şuna özellikle baktık. Geçen yıl biz de Kapadokya'dan çarpıldık. ve ilk izlenimler işte Kapadokya'nı daha genel, daha geniş fırça darbeleriyle ortaya koyduk diyelim. Bu yıl Kapadokya'nın sakinlerine de bakıyoruz. Kapadokya'nın kültürel dokusuna bakıyoruz. İşte hatta yeşermekte olan çiçeklerine bakıyoruz. Mesela Kapadokya'nın Florası adlı Özge Önderoğlu Akkuyu'nun bir kitabını basıyoruz. Son derece kendisi botanikçi değil ama amatör olarak oraya yerleştiğinden beri 12-13 yıldır bununla ilgileniyor, araştırma yapıyor. Ya da Murat Germen'in yaşayan kültür rotaları var. Yani hem bisiklet turlarına onu eklemliyoruz, hem de işte benim gibi çok sportif olmayan kişiler için de bir otobüs turu yapıyoruz. İşte Avanos'ta, Avanos'un kurulduğu Kızılırmak'ın kenarından geçiyoruz. Belki biliyorsunuzdur, Avanos seramik, yüzyıllardır bir seramik geleneği var. Oradaki seramik sanatçılarıyla görüşüyoruz. İşte Kızılırmak matbaasında inanılmaz Heidelberg makinesi var. Çok şaşırtıcı. Yani oradan tutun da işte bu seramik toprağının alındığı gözelere kadar hem bisiklet turları, hem yürüyüşler var, hem konuşmalar var. Yani festivalin diğer etkinlikleriyle aslında iç içe, geçiyoruz. Evet. Bu açıdan da farklı bir platform gerçekten. Devamlılık da var bildiğim kadarıyla. Aynen. Şimdi geçen yıl sanatçılar ürettiler ve eş zamanlı bir üretimdi galiba, değil mi? Festival süresince de devam eden bir üretim. Şimdi aynı sanatçıların bu yılda geldiğine dair bir notum var. Evet. Doğru mudur? Evet. Yeni katılan sanatçılar da olacaktır mutlaka. Aynen öyle. Yeni katılan sanatçılar da var ama geçen sene çalıştığımız sanatçıları tekrar davet ettik. Devamlılık dolayısıyla. Devamlılık dolayısıyla. Bir de aslında Kapadokya'yı araştırmaya birlikte başladık. Bu sene hep beraber tekrar düşünelim istedik. Aynı zamanda sanat öyle hızlı işler yapmak peşinde değildir pek. Hakikaten sanatçıların araştırma sürecini de böyle genişletme fırsatı oldu hepimiz için. Böylece hakikaten bizimle beraber sanatçılarımız da aynı coğrafyayı tekrar düşünüyorlar. Geçen sene coğrafyanın daha o biçimsel çarpıcılığına bakarken, bu sene hakikaten biraz daha burada yaşayan insanlara, Fulya'nın bahsettiği gibi yaşayan kültürüne, işte tarihine, daha belki sosyolojik diyebileceğimiz taraflarına da bakma fırsatı doğdu böylece. Bu yıl 9 yeni katılımcımız oldu. Geçen yıl 10 taneydi. Bu yıl 9 daha ekledik. Tabii biraz daha çapı büyüdü. Aynı zamanda şöyle bir şey de yaptık. Yani ekip biçme kavramından yola çıkarak çeşitli işbirlikleri geliştirdik. Yani Nevşehir Üniversitesi müzik bölümüyle, Nevşehir Üniversitesi yine resim bölümüyle. Organik tarım bölümü aynı şekilde. Evet, hatta organik tarım bölümü
bizim gibi çok tarım yapmayı bilmeyen ama merak edip elini toprağa sürmek isteyenler için bir de atölye çalışması yapıyor. Yani Kızılırmak'ın kenarında muhteşem tarlaları var. Bir taraf böyle Kapadokya'nın o kayalık doğası, öbür tarafta Kızılırmak akıyor. İşte bir gün orada arzu edenler gelip tohum ekip... Bulunmaz bir fırsat. Evet. Mesela iki sanatçımızın işi, Hera Büyüktaşçıyan ve Nilbar Güreşçi. Onların işi de hem bu Kapadokya'nın en eski tarım ürünlerinden biri olan üzümle, bağcılıkla ilişkili. Hem de kültürel olarak, yani Hacı Bektaş var mesela Kapadokya'ya çok yakın ve belirli bir düşünce ve inançlar var. Bütün onları da bir araya getiren yerleştirmeler yapacaklar. Kültür bahçeleri göreceğiz, arkeolojik bahçeler göreceğiz. Aynen öyle. Evet. Aslında hakikaten Kapadokya coğrafyasının sanat bağlamında tekrar yorumlandığı bir sergi hayal ediyorum. Çünkü coğrafyanın kendisi esin kaynağı oluyor. Aynen Şimdi öyle. Çok temelde. Ben ellerinize sağlık diyorum ve festivalde buluşalım. Ardından da yine değerlendirme aşamasında da biz takipte olacağız. Sağ olun katıldığınız için. Bekleriz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun. Sevgili seyircilerimiz, NTV, Star TV ve NTV Radyo olarak destek verdiğimiz Beşiktaş Belediyesi'nin düzenlediği 1. Beşiktaş Uluslararası Bahçe ve Çiçek Festivali ile ilgili detayları şimdi ekrana getiriyoruz. Bahar geldi, Beşiktaş çiçek açtı. İstanbul Beşiktaş Uluslararası Bahçe ve Çiçek Festivali başladı. Çiçek korteji, çiçek kostümlü çocuklar, hatta yetişkinler, çiçekten Türk bayrağı. Festival Balmumcu'da başladı, kortej Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a yürüdü. Sadece bir çiçek festivali değil, bahçe festivali değil. Bu aynı zamanda doğayla şehrin, İstanbul'un kalbinde insanların farklı bir şekilde buluşması. Sadece insanların doğayla buluşması değil, aslında yeni bir buluşma şekli. Yani bir çiçek eksposu gibi bütün parklarımızı, alanlarımızı, meydanlarımızı bir taraftan farklı enstalasyonlarla farklılaştırarak ve özellikle de çok ünlü tasarımcılarla ilgi çekecek bir hale getirerek Beşiktaş'tan İstanbul'a bir İstanbul Festivali aslında sunuyoruz. Etkinliğe Amerika'nın İstanbul Başkonsolosu Charles Hunter, Kanada'nın İstanbul Başkonsolosu Andrew Smith ve Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara da katıldı. Festivale katılanlar renkli bando takımının melodileriyle eğlendi. Beşiktaş'ın parkları ve meydanları da festival kapsamında çiçeklerle renklenecek. Farklı ülkelerden tasarımcıların eserleri de barış temalı festival boyunca sergilenecek. Beşiktaş'ın renkli hali 15 Mayıs'a kadar devam edecek. Sevgili seyircilerimiz, günümüzün en etkileyici klasik müzik sanatçıları arasında yer alan Nicola Benedetti, İş Sanat'ta gerçekleşen özel bir konserde Scottish Ensemble'la birlikte sahne aldı. Biz de İş Sanat'ta gerçekleşen bu özel performanstan görüntüleri ekrana getiriyoruz. Şimdiye kadar Sezen Aksu'dan Sıla'ya, birçok yorumcuya sahnede eşlik eden müzisyenlerden kurulu Rubato grubunun albümü 2 geçtiğimiz günlerde yayınlandı ve grup bu albümde pop, rock ve arabeski bir araya getirdi. Sokaklar sakin, geceler karabasa. Günümüzün en önemli müzisyenleri, solo vokal ve cello'da Özer Arkun, ud, cümbüş, gitar ve vokalde Fatih Ağızkalı, klarnet ve saksafonda Göksun Çavdar, bas gitarda Eralp Görgün. Ne soran var ne bilen, sebebim yok,
bana kıyar. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Rubato'nun ikinci albümü 2'de unutulmaz klasikler Rubato yorumuyla yer alıyor. Vazgeçtim rüyalarda. Çıkış parçamız Şebnem Ferah ve Sezen Aksu imzalı Yağmurlar parçası. Sevgili Selçuk Tekay'ın Unuturum Diye Yorma Kendini isimli eseri. Burhan Bayar şarkıları var. Yıkılmışım Ben, Kaç Kadeh Kırıldı. Sevgili Tarık Ağansoy'un Senden Vazgeçmem isimli parçası var. Nevin şarkısı var. Efkarlıyım. Sen sev yağmurları. Albümün ilk video klibi 360 derece çekim yapabilen bir kamerayla Şebnem Ferah'ın Yağmurlar şarkısına çekildi. Bir tane bir kamera var. İçinden kaç tane göz çıktığı belli değil. Telefonunuzu elinize alıp sağa sola çevirdiğinizde istediğiniz insanı, istediğiniz yeri, istediğiniz kareyi izleyebiliyorsunuz. Albümde Sıla'nın sözlerini yazdığı Başka Şarkı adlı yeni bir şarkı da yer alıyor. Sıla'nın albümünde de benim bir tane bestem var, bundan önceki albümünde. Bu besteyi de yaptığımda işte Başka Şarkı isimli sözü yazı verdi böyle. Çok ruhundan koptu herhalde, çok etkilendik çünkü. O şarkıyı Özer abiyle birlikte düet yaptılar. Yani iyice artık ciğerde ne kadar damar varsa kasıtları var bizlere yani. Rubato'dan çalışmalarına başladıkları üçüncü albümleri için müzikseverleri heyecanlandıran bir Sezen Aksu sürprizi var. Bir iki ay içerisinde Sezen Aksu ile Rubato Feature konserler olacak. Sezen Aksu sahneyi bıraktığı gibi görünse de müziği bırakması imkansız. Gece gündüzü tamamlıyoruz. Yeni haftada buluşmayı diliyoruz.